kardeşim var, kız kardeşim. O zaman 8 yaşındaydı, şu anda 13 yaşına girdi. İdris abi zaten olayın hukuk sürecini anlattı. Ben de aileler adına manevi tarafını anlatmak istiyorum biraz. Şimdi zor. Ben kendi açımdan 18 yaşındaydım. Bir şeyleri yeni yeni fark etmeye başlamıştık. Yönlendirenimiz olmadı ama. Amcamlar falan yanımızdaydı. Ama yine de uzak. Ne kadar baba yarısı desek de yarısı. Kardeşim 8 yaşındaydı. Kardeşimi tek teselli edebilen o isteklerini karşılayabilen. Ben abisiyim ama ne kadar. Diğer İdris abinin oğlu o zamanlar çok ufaktı. Şimdi gene ufak. 8-9 yaşlarında bir günahlar. Onlar öldü gitti kaldı da. Bunu başımıza getirenler. Bu olayı olmasındaki en büyük etken başımızdakiler. Doğru düzgün insanlar olsaydılar bunlar başımıza gelmezdi. İşlerini doğru düzgün yapsalardı. Ben evlendim. Askerliğimi yaptım. Babam görmedi. İdris abinin oğlu askere gidecek, evlenecek. Annesi yok yanında. Babası yok. Başkalarının babası yok. Kardeşleri yok. İnsanlar bunlar için yaşıyorlar ya. Manevi değerler için yaşıyorlar. Başka hiçbir şeyin değil. Şu anda ne iş? Ben muhasebeyle uğraşıyorum. Ben babam zamanında dershaneye gidiyordum. Babam hayattaydı. Dershaneye yazdırmıştı. Okuyalım, adam olalım diye. O olaydan sonra yanımızdaki insanlar o gün itibariyle herkes yanımızda. O gün itibariyle. Bir Umut Derneği'ndeki abilerimiz hariç. Onlar o gün de vardı, bugün de varlar. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Bazı maddi manevi sebepler malum. Ondan sonra kardeşim okumuyor. Okuyor ama hani öylesin. Öyle. Peki. Söylemek istedim. Yok, devam. Ben Hacer Erdem, Selin Erdem'in annesiyim. Dizi setinde hayatını kaybetti kızım benim de. Aşağı yukarı benim kızım vefat edeli işte 9-10 ay gibi bir şey oluyor. Biz buraya dernekle tanışıp buraya geldiğimiz zaman inanın bu resimler yarısı kadardı. Şimdi ikiye katlandı. Her geçen günde katlanıyor. Vallahi bilmiyorum artık yetkililer ne yapıyor. Olay olduğu gün biraz büyük bir olaysa çıkıyorlar. Kendi kafalarınca teselli ettiklerini sanıp ne bileyim işte bu onların kaderleriydi. Ondan sonra işte güzel öldüler. Ne bileyim Hamdi Alkan beğenen çalışır beğenen çalışmaz. 1 Mayıs'ta benim kızım işçi bayramında öldü üstelik de. Bu tür şeyler söylüyorlar. Nasıl olsa diyorlar bunlar 3-5 gün ağlarlar. Ondan sonra unutur giderler diyorlar ama çok yanıldıkları bir şey var. Bu acı öyle geçecek gibi bir acı değil. Her bu öfke, bu acı geçecek bir acı değil. Her geçen günde üstelik artan ve katlanan bir acı. Bir annenin, babanın bir evladını gömmesini bilmiyorum nasıl karşılar, nasıl düşünürler yani. Bu illa kendilerinin başına da mı gelmesi lazım bu tür önlemleri almalar için? Buradaki bütün ailelere sorun, herkese sorun. Bu ölümler yani resmen cinayet. Çünkü önlem alınmamış. Benim kızıma bir çay içecek bir yer ayarlasaydı benim kızım sokağa çıkıp orada arabanın altında kalmayacaktı belki. Bilmiyoruz, uğraşıyoruz, adalet peşindeyiz. Şoförümüz 4 yıl 7 halde şu anda dışarıda, zaten 4 ay yaptı, çıkardılar. İşte iş temize gitti, bakalım uğraşıyoruz elimizden geldiğince. Bunun da peşindeyiz.